Bilyoner.com kadınlar basketbol ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor'un baş antrenörü Mehmet Can Öztürk, Adana'da oynanan Doğuş Hastanesi karşılaşmasında kalp krizi geçirdikten sonra 7 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Spor camiası tarafından sevilen antrenör Mehmet Can Öztürk için memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Ceyhan Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Öztürk'ün naaşı burada Türk bayrağına sarıldı. Öztürk'ün yakınları ve çalıştırdığı Samsun Canik Belediyespor oyuncuları uzun süre gözyaşı döktü. Törende BOTAŞ Spor Yönetim Kurulu adına konuşan Gazi Çelik, yakın arkadaşları Ali Yücel, Mert Akbay ve Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Öztürk'ün yardımsever kişiliğe sahip olduğuna vurgu yaptı. Bundan sonra dünyada iyi bir iz bırakmak, rahmetle anılmak, iyi bir insan olarak anılmak istiyorsak güzel eserler bırakmamız. Mehmet Can Hocam da bunlardan bir tanesiydi. Ömür boyunca benden istediği şeyleri hep başkaları adaydı. Boşta kalan şu antrenör arkadaşımız var, şurada şu akrabam var, hep başkaları için iyilik istemiş, hep başkalarının iyiliğini düşünmüş. Hiç bugüne kadar bir kere bile benden yar bağlı olduğumuz belediyelerden bir tek bir şey istemiş bir insan değil kendisi. Üç kişiydik, biri sonradan benim eşim oldu, biri de en yakın arkadaşım oldu. O zamanlar eşim onun basketbolcusuydu. O beraberlik hiç bitmedi, bugüne kadar geldi. Erken bıraktı, tam iyi günlerini, iyi zamanları yaşayacakken erkenden bıraktı bizi. Ahlaklı, dürüst, çalışkan, hedefleri olan bir insanlarımızca. Aynı zamanda hedefleri koyduğumuz hedeflere ile birlikte ulaşmıştık. Bu seneki hedeflerimiz işte Avrupa'da oynamaktı. Maçımızı yaptık ve Avrupa'da oynamaya hak kazandıydı. Ama unutmayalım ki daha önce, benden önce konuşmasını yapan buradaki arkadaşlarından duyduğum Mehmet Can Hoca iyi bir Müslümandı aynı zamanda. İnançlıydı. İnançlarına değerlerini yerine getiren bir törenin ardından Öztürk'ün cenazesi Buğday Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazından sonra Öztürk'ün naaşı defnedilmek üzere Ceyhan Asri Mezarlığı'na götürüldü.